Farklılaşmaktan hep insanlar farklılaşmayı çok yanlış algılıyorlar. Farklılaşmayla insan kendini görüntüleme atabilir. Farklı olan her zaman önde. Anadolu Jet'in gençlik platformu Jet Genç'in Türkiye Fütüristler Derneği işbirliğiyle düzenlediği Jet Genç ile 2030 semineri Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Aranızda kimler farklılaşmanın önemini kavramış durumda? El kaldırınız lütfen. Farklılaşmak, hayatta farklılaşmak, insan olarak, şirket olarak, ürün olarak, belediye olarak farklılaşmanın önemi. Kimler için farklılaşmak önemlidir? 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ve Dr. Cenk Tezcan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminere Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Lütfen aklınıza bir şey geldiği zaman eklemek veya merak ettiğiniz bir şey. Ben konuşurken de elinizi kaldırın, görmüyorsam da ayağa kalkın. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı seminere katılan öğrencilerin tek tek sorunlarını dinledi. Ben şu anda oğlumu alışveriş merkezlerine götürmek zorundayım. Oradaki oyun parklarına götürmek zorundayım. Ve ben bunu istemiyorum. Seçimlerden önce de talepte bulunmuştum. Parklar yapılıyor. Çok güzel. Çocuklar için oynanacak parklar var ama Samsun yağmur kenti. Kapalı bir çocuk parkı artık olmalı Samsun'da. 55-55 projelerinde aslında bu kapalı çocuk oyun parkı var. Biz şu anda Mehmet Park'ın üstünden Cağaloğlu'na kadar yaklaşık bir 26 km bir arası var. Burası şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu olduğu alan. O 25 dönümü yaklaşık 9 dönümü Atakum Belediyesi şu anda şeyinde tapışında. Geri kalan kısmını Milli Eğitim Bakanlığı'na 2015 Şubat ayında yazmış olduğumuz yazışmalarda oradaki Milli Eğitim Bakanlığı'na kalan kısma karşılık iki noktada Seyfi Demirsoy İlköğretimi ve Ortaokulu'na yerlerini veriyoruz ve ayrıca okulları yenilemek kaydıyla o alana bize tahsis istiyoruz.